Nazım Hikmet Ran, Türk edebiyatına şiirleriyle damga vuran bir memleket şairi. Hayatının son yıllarını geçirdiği ve dünyaya gözlerini yumduğu Moskova'da anıldı. Moskova Yunus Emre Enstitüsü, şairin 120. doğum yıl dönümünde bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, şairin bir zamanlar üyesi olduğu Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği'nde yapıldı. Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı da etkinliğe destek verdi. Çok sayıda Rus ve Türk davetlinin katıldığı gecede konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Nazım Hikmet'in Türkiye ve Rusya arasında bir kültür köprüsü olduğunu söyledi. Nazım Hikmet'in "Sen Memleketim Kadar Güzelsin" şiirini okudu. Sen memleketim kadar güzelsin ve güzel kalın. Ardından Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Profesör Ömer Özkan bir konuşma yaptı. Yaşamak şakaya gelmez. Geceye katılan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri akıcı Türkçeleriyle dikkat çekti. Rus gençler Nazım Hikmet'in şiirlerini Türkçe ve Rusça okudu. Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri de Nazım Hikmet'in Anıları isimli canlandırma tiyatro gösterisi sundu. Nazım Hikmet'in uluslararası insani değerleri şiirlerine taşıdığını söyleyen Rus akademisyenler ise şairin evrensel bir kalem olduğunu vurguladı. Büyükelçi Samsar, gecede şiir okuyan ve canlandırma yapan Rus gençlere Türk kültürünü anlatan kitap ve lokum hediye etti. Etkinlik sonunda katılımcılara da Türk yemekleri ve tatlılar ikram edildi.